Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Arıl Başkurt. Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi 2016 mezunuyum. 2016 Eylül kursuna girdim. 66,4 puan aldım ve şu an itinerediğime ulaştığımı düşünüyorum. Size biraz hem kendi TUS sürecimden hem de TUS'tan bahsetmek istiyorum. TUS'tan 3. sınıftayken tanıştım. O dönem bütün dershanelerin reklamları ve özel dersleri oldu. Ben bütün dershanelerin hem kitaplarını, yayınlarını hem de eğitici kadrolarını inceledim. TUSTIME'ın kitaplarının, InfoTUS serisinin çok kolay tekrar edilebilir kitaplar olduğunu, üslubunun çok açık ve net bir şekilde yazıldığını ve bana uygun olduğunu düşündüm. Eğitici kadrosunu incelediğimde de her hocanın kendi branşına hakim olduğunu ve ders anlatabilme yeteneklerinin üst düzeyde olduğunu gördüm. Bunların haricinde kapıdan içeriye girdiğim itibaren sekreter abla, müdür yardımcısı, kantinci, çalışanlar, temizlikçi, diyet kadar herkesin bize bir aile olduğumuzu hissettirdiğini, sadece TUS için burada olmadığımızı, TUS'tan sonraki dönemde de hayatımın sonuna kadar birbirimizi tanıdığımız sürece her zaman birbirimize destek olduğumuz bir aile olduğumuzu bana hissettirdiler ve bu yüzden TUS'tan seçtim. Ve girdikten sonra kitaplarının bazılarının revize edildiğini, daha kolay tekrar edilebilir ve daha çok soru yakalayabilir duruma geldiğini gördüm. Hocaların kendi branşlarına çok hakim olduğunu biliyordum. Girdikten sonra gördüm ki sadece kendi branşlarına değil, diğer branşlara da gayet hakimler ve soru tahminleri gayet üst düzeyde. Zaten çoğu daha önceden TUS sınavına girmiş. Bizimle beraber bu stresi veya bu çalışma düzenini bizim gibi yapmış ve sonuçta derece elde etmiş hocalar. Bunları yaşadım. Bir aile olduklarını zaten biliyordum ama girdikten sonra sadece hocaları dersler dinlemedim. Ders aralarında, öğle yemeklerinde, bazılarıyla akşam yemeklerinde, bazılarıyla hatta geceleyin çok bunaldığımız dönemlerde arayıp telefonla konuştuğum, bana yardımcı oldukları anlar oldu. Bunlar için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biraz kendi TUS sürecimden bahsedeyim. Ben 5. sınıfta ve 6. sınıfta derslere katıldım. 6. sınıfın sonunda TUS kampına ve vakıf kampına ücretsiz olarak katıldım. 5. sınıftan 6. sınıfa geçerken ve 6. sınıfın sonunda kampa kadar olan dönemde TUS'tan bir geleneği olan online eğitim sırasında hocalar ders anlatırken derslere katılmamıza izin verdiler. Ve ben bu derslere de katıldım. Bunun haricinde InfoTUS serisini 5-6 kez tekrar ettim. Çıkmış soruları çözdüm. İki kere çıkmış sorularını çözdüm. Ve bizim dershanemizin hocalarının hazırlamış olduğu çıkması beklenen muhtemel sorular var. Ve ben bunları da çözdüm. Bunlardan birkaç tanesinin sınavında bunu tam aynısı, bazılarında da ben çok yakın soruların çıktığını gördüm. Kendim yaşadım. Bunun haricinde bazı şöyle konular var. Denemelerimizin hepsine katıldım ve denemelerimizin hepsinin TUS ayarında, TUS'a benzer şekilde formatta hazırlandığını gördüm. Zaten denemelerde aldığım puanlara da yakın bir puan aldım. Ve kendim için hedefime ulaştım. Bu hedefe ulaşırken son bir ay vaka kampı sırasında daha önceden bizim dershanemizden mezun olmuş. Şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinde asistanlık yapan arkadaşlarımızın, abilerimizin bize dershaneye gelerek sadece hani ders çalışmak veya tekrar yapmak anlamında değil, psikolojik olarak da hazırladığını, bize destek olduklarını, TUS sınavının süresinde neler hissettiklerini ve bu konuda bizim neler yapabileceğimizi anlattıklarını gördüm. Onlara da teşekkür ederim. Ben 3. sınıftan bugüne kadar TUS'larla hedefime ulaştım. Bundan sonra tabii ki bitmedi. Bundan sonra da hepsiyle görüşmeye devam edeceğim. Hala da görüşüyorum. Bu süreçte bana yardımcı olan, yanımda olan TUSTAR ailesine, kitapların hazırlanmasında emeği geçen herkese, eğitici kadromuza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de TUS sürecinde başarılar dileyip TUSTAR'ı öneriyorum arkadaşlar.